Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz? Börek üstü tavuk yapacağız değil mi anne? Evet. Annem şimdi eşimi yapmış oldu. Çaycuma'da yapılmış olan yufkaları güzel bir şekilde şöyle ıslayıp tepsiye dizecek. Böyle tavuğumuz hazır. Tavuğumuz kaynadı. Tavuğumuzu da göstereyim arkadaşlar şöyle. Evet. Halis bulis. Köy tavuğumuz dumanı üzerinde. Bir şey ya. Bak arkadaşlar, şurada çamaşır makinesi çalışıyor mu? Kusura bakmayın. O biraz ses yapıyor. Kapatsak tekrar baştan alacakmış. Anne yavgat değil mi altına? Annem şimdi altına yavgattı. Kaç tane? Ben 9 tane yufka göttüm. Yukarıda yufkalarımız seriliydi. Eşimle bunu yaptıktan sonra eve götürünce güzel serdik kurusunlar diye. Şimdi annem yufkaları böyle bu şekilde diziyor. Anne tam makineyi açacak zamanı bulmuş. Horor 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 çalışıyor. He? Tavuğun boynu mu o? Aha maşallah gaz boynu gibi uzunmuş o. İyi bayağı eti varmış bunu ya. Tavuk mu horoz mu bu? Horoz. Ben işteyken çekmişler bizimkiler. Evet. Çekmişler diyorum, kesmişler demiyorum da. Bunlar da seramızdan biberlerimiz dostlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak like atarak bizlere destek olmayı unutmayın. Böyle tavuğumuzu gösterdim. Like atmayı, abone olmayı sakın ha sakın unutmayın. Nasıl dedi? Güzel. Yine başladı. Annem de şöyle yufkayı güzel şey yapıyor. Anne üzerine tavuk suyu koyuyor değil mi? Arkadaşlar annem yufkayı güzel ısladı ilk başta. Ondan sonra tepsinin altına biraz göz kararınca yağını sürdü. Şimdi de şöyle bakayım burada tavuk suyumuz var. Tavuk suyumuzdan da güzel ısla. Tuz bir şey katıyor musun kendine? Zaten onu yufkayı yaparken tuzunu hamurunu mamurunu yoğururken zaten arkadaşlar bu yufkayı yapılışımızla bir önceki paylaştığımız videoda var zaten. Eğer onu izlemek isterseniz de onu da izleyebilirsiniz. Buradan videolarımıza gidebilirsiniz. 9 katta iyi oldu anne. Çok mu oldu? Daha yeter. Kadraja girdik. Bak arkadaşlar. Şimdi köy yani Bartın usulü börek üstü tavuğumuz böyle oluyor. Aşama aşama yapılışını tek tek gösteriyorum. Annem şöyle bakayım. Ay gazları da tek tek hepsini yakıyor. Bitti mi anne? Sıkma bitmedi değil mi ta? Kapatırsak başa mı oldu? Tam da denk geldi bu akşam bu. Oh be kafam dinlendi şeyi kapatınca. Anne tavuk suyu açacağım ta? Bu kadar. Az attı sanki biraz. Evet arkadaşlar eşim de burada tavuğu parçaladı. Tavukları diyorum zaten bir tane tavuk var. Şöyle biz de buradan şöyle bir tadına bakalım. Maksiyaz arkadaşlar. Yavru güzelmiş ha. Evet. Sen çorap giysey babaya ya. Nokta basıyor. Dumanın üzerinde ha. Diye. Şuna da paşayla torun hakları. Kemikler. Makineden civcivlerimizi çıkardık. Büyüttük arkadaşlar. Köy tavuklarımızı yeriştirdik. Kış günde böyle kesip kesip yiyoruz. Güzel oluyor börek üstü. Evet böreğin yapılışı da böyle. Bir yandan eşim tavukları böreği üzerine göre parçalaya. Annem de. Yavaş mı olmuş anne? Keşke fazla yavaşsaydı birazcık. Kısa videomuzda shorts olarak ben bu börek üstü tavuğu da paylaştım orada. Bayağı güzel izlenme aldı. Arkadaşlar. Bakayım. Bütün doğallığıyla sizlere bunu çekiyorum böyle. Şunu suyuna da baksaya şifa kaynağı vallahi şifa deposu bu. Vallahi ısıt ısıt iç. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Anne sen bu işi biliyorsun. He?
Hayat arkadaş. Börek üstü koy, tavuğu yere açacaksın. Seni de aşçı olarak alacağım oraya. Çalışır mısın? Senden geçti. Anca evde yapıyorsun. Allah razı olsun. Yaparısın bile. Anacığım. Feride Hanım. Aferin Hanım. Yapıyorsun bu sporu. Maşallah. Güzel bir şey bakayım. 9 tane fazla mı geldi anne? Yok. Ne fazla gelecek? Güzel bir şey bakayım böreğimizi. Sen gözleri hepsini yaktı değil mi? Yapıştın ha. Niye yapıştırdı? Sen onu ters çevireceğim anne ta. İşi sırrı orada değilsin yani. Yapıştı, yok bir tarafı yapışmadı, bir tarafı yapıştı ha. Ya çünkü almazsak kenarından. Ha? Koyalım. Koyalım değil mi? Demek ki biraz pişmesi gerekiyormuş anne. Gerçi sen daha iyi bürüsü de. Vallahi mis gibi yeriz şimdi. Kanım da emme acıktı. Hayır ha gelmedi. Onları çağırdık da gelmediler. Hayır abi çocuk oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi börek üstü koy tohumuzu öp. Annem şimdi çevirecek. Çevirebilecek mi? Hadi bakalım Mevlüt Usta. Orası biraz yapışmış anne. Bence oraya var yavaş geldi. O taraftan tut çevir taktaracak şimdi. Kolu yakma anne. He? Ulu ulu niye olmasın ya? Allah. Arkadaşlar bakın çevirince böyle oldu. Şu tarafı yapıştığı için biraz çevirirken bozuldu değil mi anne? İlk defa mı başa geliyor bu? Videoyu çekiyoruz ya nazara geldi. Sen onu bıçakla değil de başka bir şeyle karıştırsaydın. Ben bıçakla karıştırdım. Nadir bana. Baksana tam çevireceğim. Bak anne vallahi yapışıyor lan. Orada yapıştı. O tarafta bir sıkıntı var. Evet, her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Sıkıntı yok ya. Bilsin yeter. Tepsi ben. İşte hani o tepsiden olmadığı için. Neredeydin o tepsi? Yukarıdan. Ben sana götürüyordum. Keşke götüreseydin. Yok. O eli değil mi? Ya sonuçta sen onu koparıp katlayıp katlayıp yüzüyü de sadece görselde sıkıntı. Arkadaşlar eşimle bir yandan da çay yapıyor. Ha? Çayla. Ben de döz aynı. Çayla bir yandan yapılıyor. Börekler bir şey ya. Börek yaptım vallahi hiç tabii yok. Şimdi ben seni videoya çekiyorum ya anne. O yüzden nazara geldiysen. Olsun bu da bu videonun nazarı olsun. Değil mi? Seni işe almaktan vazgeçtim. Tabii girmem ki. Nazara geldim nazara. Ne ekmek bonut da iyisi vallahi. Çekeriz seni de. Tavuk suyuna ekmek bonut. Soğuğu çok şifa, şifa deposu o. Vallahi şifa deposu. Böyle olsun değil mi? Bir yolda aksarsan ki ben bunları yavru istersen bilmem ki. Yavruyu duruna yapı çarpı tarafına çürürken. Gülü bu böyle ya. Biçti mi anne şimdi o? Ben şimdi. Fark etti sen de güzel görünüyor. He. Arkadaşlar bakayım. Sapsarı vallahi yağlı yağlı. Şöyle suyuna bandım. Çok güzel. Vallahi dadı çok güzel. Vallahi dadı süpermiş. Telefonum hep yağlamış ya. Telefonum hep yağ yapmış. Tavuğu parçaladı ya. Mişti lan. Mişti lan. Oraya gidiyoruz beyler. Ya bir şey yok kendinden de güzel oldu. Vallahi güzel ama biraz suları biraz. Falan bir şey oldu. Düşerse. He? Güzel oldu güzel anne. Senin börek üstü tavuğu çok güzel oluyor. Güzel oldu da ben beğenmedim ya.
Sen şimdi onun üzerine tekrardan tavuk suyu yapayım anne. Ooo. Cosur cosur ediyor vallahi. Çok isteme anne. Çok isteyin diyor olmaya. Benim de ilişim yok. Yan tarafta gidişlerim yok. Herkes iyi bir eksiği bir gidiyor var. Arkadaşlar çok lezzetli görünüyor. Hakkınızı helal edeyim buradan. Birazdan tadına da bakacağız. Tadına bakarken de çekeceğim ben. 10 üzerinden kaç vereceğiz bakalım annesi ha? 10 üzerinden sulu var. Börek güzel oldu ya. Sadece çevirirken altı yapıştığı için o tarafı biraz şey oldu işte. Kötü oldu. O kadarı. Vay ya 13 yaşından beri hep de sen haberi olmadım ben. Sen nazara geldik. Nazar çıktı boş ya. Anne bak bakayım tadına bak. Evet, beğenecek mi bakayım? Hadi. Afiyet olsun. Nasıl? Koy dolu gibi olur mu? Aşkım sen ne yapıyorsun? Suyundan geçeceğim. Ekmeğin önce değil mi? Ben suyunu çok severim. Zaten en güzel suyu. Eti ayrı bir güzel. Suyu ayrı bir güzel. Bir de şöyle börek üstü koy tavuğu olunca o zaten bambaşka bir şey. Değil mi? Ekmeğe duvara bakalım. Paşa'ya da birazdan güzel bir yemek yapacağım. Orada ben bir şey veriyorum. Daha kemiği çıkardım mı? Daha çok kemiği çıkıyor. Onları varız. Güzel olmuş börekler. Güzel olmuş. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Güzel dünden sonra doğum